Efendim, Hasan Bey bildiğiniz gibi mecliste grubumuz adına konuşmayı yapıp hemen bitirdikten sonra bir kalp krizi geçirmiş ve dengesini kaybederek düştü. Aldığım bilgiye göre meclisteki doktor arkadaşlar da ifade ettiler. Mecliste kendisine yapılabilecek bütün muameleler yapılmış. Ancak kendisi aynı zamanda şeker hastasıydı. Bir takım kalpte de problemleri vardı ama çalışmalarını devam ettirebiliyordu. Süratle meclisten buraya nakli sağlandı. Burada hem Sağlık Bakanımızdan aldığım bilgi, hem buradaki hastane yetkilileri ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiler ve göstermeye devam ediyorlar. Kalp masajı yapıldı. Kendisine ayrıca bugünün teknolojisiyle yapılması icap eden bütün muameleler gerçekleştirildi. Son verilen bilgiyle şu anda yoğun bakıma alındı. Burada bakımı belli bir süre devam edecek. Ümit ediyoruz ki bu son gelişmeler, son teknolojilerle hayatını idame ettirecek bir noktaya gelir diye ümit ediyoruz. Zor bir rahatsızlık, zor bir hastalık aynı zamanda. Tabii geçirdiği bu kriz de aniden olduğu için müdahale ne kadar erken olursa olsun tam olarak yeterli olmayabiliyor. Ben hepinize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Allah kendisine sağlık ve afiyet ihsan etsin. Dua ediyoruz. Kısa zamanda ümit ederiz ki sağlığına kavuşur. Efendim, hayati ben, tehlikesi hala var mı? Mutlaka var. Çünkü yoğun bakımda zaten. Yani doktorların söyledikleri kalpteki damarlar genelde tam olarak fonksiyonlarını yerine getiremiyor. Kılcal damarlarla kalp besleniyor dediler. İnşallah bu yapılan müdahalelerle şimdi kan deveranı sağlandı. Yoğun bakımda inşallah sağlığına kavuşacak diye ümit ediyoruz. Bütün kardeşlerimizden de ben dualarını bekliyorum. Cenab-ı Hak yar ve yardımcısı olsun. Hepimizin yar ve yardımcısı efendim, olsun. Buraya getirildikten sonra herhangi bir ilerleme, iyileşme kaydetti mi hiç? Yani şöyle, buraya getirildikten sonra yapılması icap eden birçok muamele yapıldı. Söylenen o. Yani bir gelişme, şu anda şuurunun yerine gelmesi noktasında bir gelişme yok bildiğimiz kadarıyla. Bir iyiye gidiş. İşte iyiye gidiş, demin söylediğim gibi takviyelerle hayatiyetini devam ettiriyorlar, kan dolaşımını. İnşallah zaman içinde vücut kendi dolaşımını kendisi sağlayacak noktaya gelir diye ümit ediyoruz. Ben hepinize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum tekraren. Cenab-ı Hakk'ın da kendisine en kısa zamanda sağlık nasip etmesini niyaz ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağ olun.